Geliyor, geliyor, geliyor. Bu mahallenin çocuğu geliyor. İşte Nihat Sırdar. Da 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 dam, Deniz Taksi. Hoşunuza giderse onaylıyorsunuz ve yolculuk başlıyor. Ya Nihat Sırdar her şeyi biliyor zaten. Kime ne soruyorum? Beykoz İskelesi'nden Kabataş İskelesi'ne akşam Nihat'la Sivrisine'yi hiç kesintisiz vapurda seyahat halindeyken yaptık. Bu sınırlar içinde yaşamaya çalışıyoruz ve tüketmememiz gereken şeyler var. Mesela yeşil alanları tüketmememiz lazım. O tersanede bu deniz taksilerinin üretiliyor olması büyük başarı ya. Gerçekten büyük başarı. Yani büyük iş. Merhaba İstanbul merakları. İstanbullular sonunda deniz taksiye kavuştu. Sizi ulaşımda bizlere eşlik eden harika bir isimle de buluşturacağım ve küçük bir İstanbul turu yapacağım onunla, deniz taksiyle. Başlayalım. İndi. Kaç deniz taksimiz oldu? Şu an aktifte 25 deniz taksimiz var. Bu ay sonunda da 35 alıyoruz. Daha da hedefleriniz var mı? Çoğalacak mı? Evet, yaza kadar 50 sayısına çıkıyoruz. Kaç kişilik deniz taksiler? Deniz taksilerimiz 10 kişilik. Peki İstanbul'un talebi nasıl deniz taksiye şu anda? Son derece iyi. İlk çıktığımız Aralık'ta başladık bu işe, biliyorsunuz. Bir Aralık'ta başladık. O zamandan bu zamana 3 katına arttı diyebilirim yolculuklar. Biz bu projeye başlarken rotadan bağımsız bir planlama yaptık. Şu an iskelemizin olduğu her yerden uygulamamız üzerinden, İBB Deniz Taksi uygulaması üzerinden istediğiniz güne ve saate rezervasyonla taksiyi kullanabiliyorsunuz. Rezervasyon modeliyle çalışıyor. İlave olarak iskelede deniz taksiyi gördüğünüzde, anonim diyoruz o yolculuklara, gidip kaptanla iletişime geçerek deniz taksi uygunluğu varsa iskeleden de kullanım yapabiliyorsunuz. Konforlu bir alternatif taşıma şekli oldu değil mi? Nasıl bir konfor sunuyorsunuz yolculara? Teknelerimiz bir kere engelsiz tekne. Hareketli rampası var. Tekerlekli sandalye, bebek arabası, bisiklet gibi araçlarla rahatça binebiliyorsunuz. Her yere yanaşabiliyor. Ücretlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz deniz takside? Ücretlendirme mil başı. O da UKAME'den belirlendi ücretlerimiz. Gideceğiniz mile göre bir ücret tarifemiz var. Uygulama üzerinden taksiye rezervasyon yapma aşamasında onu görüyorsunuz. Ödeme yapmadan önce iskeleden iskeleyi seçtiniz. Orada bir fiyatı bir de süresi gözüküyor. Yani ne kadar zamanda gideceksiniz ve ne kadara gideceksiniz diye. Hoşunuza giderse onaylıyorsunuz ve yolculuk başlıyor. Peki o zaman bana yardımcı olur musunuz? Ben ilk defa deniz taksiyi bugün kullanacağım ve İstanbulları harika bir konukla buluşturacağım. Şimdi Kanlıca'ya gideceğim Kasımpaşa'dan. Uygulamaya beraber indirelim. Sonra beni uğurlayın. Ben de Kanlıca'ya yol alayım. Geliyor, geliyor, geliyor. Bu mahallenin çocuğu geliyor. İşte Nihat Sırdar. Ne haber? Merhaba diyelim İstanbul meraklılarına. Merhabalar. Başlayalım. Merhaba, başlayalım. Bugün harika bir deniz taksi turu yapacağız seninle. Evet ya. Da 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 dam, deniz taksi. Ve deniz taksiler. Ya ben yapımını uzun zamandan beri takip ediyorum. Hatta Haliç Tersanesi'ne de gittim geldim birkaç sefer Paşabahçe vapuru için. O zaman Sinem Hanım anlatmıştı yapmaya başladıklarını. Fakat ilk defa görüyorum. Hadi başlayalım. Deniz taksi turumuz başlasın. Tekneyle bir yere gittiğinde girerken başını eğersin, içi alçaktır değil mi? Burada ayakta dur, kaç yani boyun ne olursa olsun çok rahat hareket edersin içinde. Bir kere inanılmaz ferah içi ya, çok rahat yani. Yani bir kere şey çok güzel şimdi, seyri çok zevkli. Ha evet evet, tabii kocaman camlar. Evet. Tavanda da bu arada cam var. Tabii, gün ışığından da acayip güzel faydalanılmış. Sonra oturma şekli de çok iyi. Tabii, ya böyle de var bak istersen şeyde tekli oturabiliyorsun, tekli koltuk, burada tekli koltuk var. Toplam 10 kişi oturabiliyor içinde. Çok sade, çok ya, ferah. Bence çok iyi. Tamam, ilk izlenim harika. Evet, evet. Peki nasıl deniz taksi çağrılıyor biliyor musun? Uygulaması var. Ya Nihat Sırdar her şeyi biliyor zaten. Kime ne soruyorum?
Estağfurullah, da ben takip ettiğim için biliyorum. Uygulamasını indirdim zaten. İlk gün indirdim uygulamasını. Çıktığı gün indirdim hatta. Ama kullanmak şey olmadı, kısmet olmadı. Mutlaka zaman kazanıyorsun bir kere en başta. Ama bence hepsinden öte bizim İstanbul'da en büyük sıkıntımız trafikte yaşadığımız psikoloji. Ondan tamamen yırtıyorsun. Yani şu anda bak, ne bir otomobil ne bir şey. Sadece işte deniz var, deniz kokusu var. Şu anda duymuyorlar onlar ama bir iyot ve iyotla birlikte karışık gemi kokusu. Biz buna İstanbul'da vapur kokusu deriz. Vapura bindiğinde aldığın koku şu anda burada var. Çok net. Martı görüyorsun. Yanından geçen gemileri, diğer tekneleri görüyorsun. Ya bırak stres yaşamayı, aksine ruhuna iyi gelen bir seyahat yapıyorsun. Bence en büyük kazanım bu. Kesinlikle. En başta. Şimdi Nihat Sırdar dedi ki ben Kanlıca tarafındayım ve Beşiktaş'a gideceğim. O halde dedik deniz taksiyle senin Beşiktaş'a gitmeni beraber deneyelim. Evet. Şimdi Kanlıca'dan çıktık, Beşiktaş'a gidiyoruz. Şu anda kilometre başladı. Tamam. Bakalım ne kadar sürede gideceğiz. Bakalım ne kadar da biz varacağız. Aslında deniz taksi uygulamasından ne kadar sürede varacağını da görünüyor. Zaten görünüyor. 18 görünüyor. Dakika. Şu anda akşam trafiği var. Acaba Kanlıca'dan gitseydik nedir, ne olur diye baktık. O da ya. Yaklaşık 1,5 saat. Dediğim gibi tersaneye gittiğimde gördüm yapımını. Tersanenin tarihini falan dinledim. Çok etkilendim. Ve o tersanenin atıl kalmaması, o tersanede bu deniz taksilerinin üretiliyor olması büyük başarı ya. Gerçekten büyük başarı. Yani büyük iş. Sen şimdi hep şey dersin, ben koca Mustafa Paşalıyım. Artık ezbere biliyoruz bunu. Evet, ben Paşalıyım. Gurur duyarım Paşalı olmakla. Eski koca Mustafa Paşa ile bugün koca Mustafa Paşa arasında çok, var mı? Çok. Var değil mi? Yani eski paşa değil. Artık değil, maalesef değil yani. Neler değişti İstanbul'da peki? Dibine geldik. Bence İstanbul'un dibine geldik. Alanımız belli, sınırlarımız belli. Bu sınırlar içinde yaşamaya çalışıyoruz. Ve tüketmememiz gereken şeyler var. Mesela yeşil alanları tüketmememiz lazım. Var olanı daha fazla yeşillendirmek lazım belki. İşte metro çalışmaları başladı, yeniden yapılıyor. Raylı sistemle ulaşımı sağlamak lazım ki hava kirlenmesin. Biz ne kadar fazla tekerlekli taşıtla iş yapmaya devam edersek o kadar fazla havayı kirletiyoruz bir yandan. Böyle bir durum da var. Bir şehirden bir şehire giderken canlı yayın yapan bir radyocu var ya, yaptım, yanımızda evet değil ya. Mi? Onu da yaptım. O da bir ilkti zaten. O ilkti. İlk biz yaptık onu gerçekten de. Hareketli yani karayolundayken yaptık. Vapurdan da yayın yaptım ben mesela. Beykoz iskelesinden Kabataş iskelesine akşam Nihat'la Sivrisine'yi hiç kesintisiz vapurda seyahat halindeyken yaptık. Onu da yaptım yani. Bu Sivrisine kim bu arada? Onu söylemiyoruz. Kim olduğunu açıklamıyoruz. Yakın arkadaşın mı? İyi anlaşıyorsun. Doğal olarak tabii yani bu kadar yıl olunca. Ay belki böyle alırım diye soruyorum. Yok yok. Ama bu kadar yıl her akşam 2 saat program yapınca ister istemez yakın arkadaşın oluyor. Sizin normalde tartıştığınız oluyor mu? Olmaz mı? Oluyor tabii canım. Hmm. Bizim dünyalarımız epey farklı onunla zaten. O yayına yani, da yansıyor. Yayına tabii. Yansıdığımız gibi bir şey yani özel hayatta. Tabii tabii yayına da yansıyor ama doğal olarak bu kadar sene birlikte program yapınca onun yani kaşından, gözünden ya da bir kelimesinden, cümlesinden ne diyeceğini, cümleyi, konuyu ne tarafa doğru götüreceğini onların hepsini biliyorum ben. Ona göre ben de açıyorum konuyu. Ona göre orta yapıyorum. Bir gün açıklarız diye bir şey var mı? Var. Bitireceğimiz gün açıklarız. Hiç bitirmezsin inşallah. Ya inşallah o belli olmaz yani. Hayat şimdi var. Hiç bitirme inşallah diyorum. Yani umarız hiç bitirmezsin de. Bu arada neden bitirme? Çünkü sen bizim can simidimizsin. Evet. Trafikte, sabah işimize giderken, akşam dönerken veya nereye gidiyorsak can simidimizsin. Evet, evet. Öyle trafikte bayağı işe yarıyoruz. Doğru yani. Değil yolda, mi? Yolda dinleyen için. Evet, şimdi ilk intibanı alalım deniz taksi konusunda. Daha yolun yarısındayız. Vallahi ben yani şu ana kadar gayet keyifli, konforlu. Şey kısmı güzel, mesela bir yere kalabalık gideceksen işte 10 kişiye kadar binebiliyorsun. Dolayısıyla taksi için, normal taksi için harcayacağın ücreti buna böldüğün zaman 10 kişiye bölüştüğünde ekonomik de oluyor aslına bakarsan. Böyle bir şey var. Saat kaça kadar çalışıyor? 7-24 çalışıyor. Öyle mi? Sabaha kadar. Onu hiç kesinlikle çalışabiliyormuş aslında. İşte o çok güzel mesela. Gecenin bir körü gideceksin.
toplu ulaşım yok, vesait yok, nasıl yapacaksın? Demek ki 7/24 çağırabiliyorsun. O da çok iyi bence. Aynen öyle. İki yaka arasında. Aynen öyle. Kentlilik çok önemli. Bana kentlilik ne demektir? Kentli nasıl olunur? Kentlilik sorumluluğu nedir? Anlatın. Kentli kentinin tarihini bilecek bir kere en başta. Yani kentli olmanın birinci kuralı o. İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul'un tarihini bileceksiniz. Kentli kentini de bilecek. Ya ben İstanbul'da kolay kolay kaybolmam mesela. Yani Avrupa yakasını avucumun içi gibi bilirim. Anadolu yakasını da hatırı sayılır bilirim. Semtini bilirim. Nereden nereye nasıl gideceğimi bilirim. Yani bir kentlinin bunları bilmesi gerekir. Bilirseniz zaten o zaman kente sahip çıkarsınız. Gidip oraları görürsünüz, kentinizi öğrenirsiniz. Bu arada da şehir hatlarına çok yararlı bir yolcu oldum. Çünkü Paşabahçe vapurunun tekrar hayata kazandırılması, evet, İstanbul'a kazandırılmasının öncüsüsün aslında. Ya şöyle, katkıda bulunanlardan biriyim diyeyim ben, ama ben yıllarca tabii radyodan çok konuştum. Çünkü benim Paşabahçe ile ilgili anılarım var. Paşabahçe vapuruna çok binmişliğim var. Ve Paşabahçe vapurunu her gün Beykoz Belediyesi'nin önünde çürürken görmüşlüğüm var. Sonra sağ olsunlar şehir hatları hakikaten sahip çıktı. Beykoz Belediyesi Meclisi karar verdi, iade ettiler şehir hatlarına ve şu anda yenileniyor, bitmek üzere hatta. Kent tarihi için o kadar kıymetli ki Paşabahçe. Bir efsane. Bir efsane, gerçekten efsane. Çünkü Boğaz'ın en hızlı, hala onun hızını kırabilmiş bir toplu taşıma aracı yok Boğaz'da. Yine öyle olacak muhtemelen. Boğaz'ın en hızlı vapuru olmuş, rekorlar kırmış. Yapımı çok özel, içindeki ahşap işleri çok özel. Gerçekten kıymetli bir vapur. O nedenle ona sahip çıkılması çok önemliydi. Onu yaptı şehir hatları gerçekten. Ve Beşiktaş, geldik işte. Evet, Beşiktaş'a geldik. Gerçekten 18 dakika tuttu bu arada. Değil mi? Evet, söylendiği gibi 18 dakikada Beşiktaş'a ulaştık Kanlıca'dan. Beşiktaş'ta ne işin var, hayırdır? Seni niye Beşiktaş'a getirdin? Ben Beşiktaş çarşıyı çok severim. Çok Beşiktaşlı arkadaşım vardır benim. Yıllardır gider gelirim. Beşiktaş'ta benim böyle özellikle yemek yediğim yerler vardır. İşte meşhur Şöhretler Köftecisi vardır, Beşiktaş Köftecisi vardır, çok iyidir. Soydan Turşucusu vardır çarşının içinde, 10 numaradır. Hemen burada iskelede mesela bir tane büfe vardır, 24 saat açıktır. Sosislisi ve hardalı kendi yapar, o da iyidir. Oh, ben, Beşiktaşlı yollarını da aldık senden, ben harika. Ben nerede yenir konusunu bilirim ya, iyiyimdir o konuda. Şimdi müsaadenizle biz de o zaman bir sosisliyim ondan sonra. Sonra da evlerimize dönelim. Şimdi Beşiktaş Meydanı'nda da yenilikler başladı galiba, evet, değil mi? Evet, doğru. Meydan düzenlemesi yapıldı. Şimdi metro işte dikmek üzere, istasyon açılışı yapılacak çok yakında. Meydanlar çok önemli şehirler için, değil mi? Doğru. Ya bence öyle ama sence neden öyle? Yok, bence, doğru dedin. Ya çünkü buluşma noktasıdır meydanlar. Yani bir şehrin hem meydan buluşma noktasıdır hem de o şehrin karakterini anlatır meydan aslında. Yani oraya gittiğinde, o meydanı gördüğünde, meydandaki düzenlemeyi gördüğünde, oradaki heykelleri gördüğünde, oranın tarihiyle ilgili bilgi alırsın. Ve Beşiktaş'tayız. Geldik. Evet. Şimdi sevgili Nihat, izlenimlerini alalım Deniz Taksi'den. Vallahi hakikaten 18 dakikada geldik bir kere. Kavacık'tan geldim diyebilirim. Kavacık'tan Beşiktaş'a 18 dakikada gelmek bir kere İstanbul'da mucize. Onu söyleyelim. Yani Kavacık'tan Kanlıca'ya iniyorsun, oradan biniyorsun, geliyorsun. Son derece rahattı. Acayip güzel manzara eşliğinde. Çünkü camlar geniş geniş, kocaman kocaman. Süper, evet. İçerisi gayet konforluydu. Ben ilk defa kullandım. Kendi adıma çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Yani fikir edenden de yapandan da, özellikle Haliç Dershanesi'nde inşa edildiklerini bildiğim için yapan herkesin ellerine sağlık. Ve daha da bu arada üretimler devam ediyor. Evet, yazın, evet, biliyorsun sayı yükselecek ve aslında güzel bir şey de söyleyelim buradan. Elektrikli deniz taksiler de, evet, gelecek. Evet, böylelikle çevreci bir çok da güzel bir üretim, evet, yapılıyor, evet, şu ondan, anda. Ondan haberim var. Dolayısıyla elektrikli olduğunda bizim mesela içeride seyahat sırasında aldığımız o motor gürültüsü de olmayacak. Sadece dalga sesi, sadece martı sesi olacak. O daha da güzel. Çevre. Ve evet, biz de çevreyi de tabii korumuş olacağız ayrı. Ama gerçekten fikri bulandan da yapandan da hakikaten Allah razı olsun. Güzel iş. Çok ne güzel diyoruz? İş olmuş. Şimdi efendim, İstanbul Deniz Taksisi'ne kavuştu. Biz, evet, birlikte deneyimledik. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Şimdi ben sevgili eski dostumu beni sosisciye götürüp bir sosis ısmarlamasını sağlayacağım galiba. Biz de şimdi galiba sosisliğe kavuşmak istiyoruz. Müsaade ederseniz artık Beşiktaş'a gelmişken. Görüşürüz hafta, İstanbul merakları. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun. Hadi.